Çekil! Bırak. Çekil! Baba bırak! Çekil! Sakin ol! Baba bırak! Sakin ol! Çağrı sakin ol! Baba iyi misin oğlum? Çağrı! Oğlum delirtmeyin beni! Sakin olun! Bir sakin ol! Vefa koş! Koş! Git buradan koş! Koş! Çağrı ne oluyor oğlum? Ali, ben çok kötüyüm Ali. Ali beni almaya gelin ne olur. Uzan dur ben. Kanka sakin ol. Görünmez sınırlar vardır. İnsanı insandan ayırır. Sınırı geçtiğin an bir dur derler adama. Geri bas. Buraya ait değiliz. İlk fırsatta geldiğimiz yere geri gönderecekler bizi. Açık vermek yok. Hata yapmak yok. Vefa'nın katilini bulmadan buradan çıkış yok. O soruları kim, neden gönderdi? Amacı ne? Bize neden yardım ediyor? Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek bir şey var. Katil okulda. Belki hiç ummadığımız biri. Belki ne mal olduğu yüzünden belli. Belki bize göz gözü gelecek cesareti bile yok. Belki de gözümüzün içine bakacak kadar canına susamış bile. Belki de hepsi. Acelemiz yok. Daha bugün bir. Ayağımızla semtimizin tozuyla geldik. Hello, Duru ben. Öğrenci temsilcisiyim. Arap ben. Memnun oldum. Arap yok listede. Bir saniye. Ali, Zeyno ve Sinan. Arap. Ha, okey. Nickname diyorsun. Okey. O zaman tanışma faslı bittiğine göre devam edelim. Bugün size ben eşlik edeceğim. Göz kırptı la bana. Hadi, geç kalıyoruz. Takip edin. Takip edelim. Takip edelim. Bayağı ellerini kollarına sallayarak dolaşıyorlar. Berk ne oluyor? Şaka değil mi bu? Ne işi var ya bunların okulda? Berk! Bilmiyorum. Yeni eğitim öğretim yılına maalesef biraz buruk başlıyoruz. Tek tesellimiz Vefa'nın kaybının buradaki bu gençlere umut olması. Ama şimdi hepinizin önünde, sizlerin huzurunda onlardan bir söz istiyorum. Herkes burada mı? Hey, sizden bahsediyor. Güzel. Vefa için çalışacaksınız. Vefa'nın adını yaşatmak için gece gündüz demeden çalışacaksınız. Vefa Akın'ın adını unutmayacak, unutturmayacaksınız. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Vefa için söz! Yaklaşın çocuklar. Hocam bu ne ya? Yemişsin tozlu yakayı okula. Sen kimden izin aldın bunu yaparken? Şşş! Ne yaptın sanırsan? Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Karşında arkadaşın yok, özür dile. Kenan Bey, gerek yok. Özür dile müdüründen.
Özür dilerim. Defol git şimdi. Yapılacak bir şey varsa ben yaparım. Defol. Buldum listeyi. Üçü de tam puan almış. Tam puan. Bayağı soruları çalmışlar yani. Peki ne yapmamızı istersiniz? Ne yapacağız? Okulumdan gidecek hırsızlar. Babamla konuştum. Yarına kalmaz Boyutları gönderir okuldan. Onlar gidene kadar da onlar yokmuş gibi davranacağız, okey? Yalnız akılları gitti bizi burada görünce. Daha dur, yeni başlıyoruz. Ha kardeş. Ben diyorum ki, hiç vakit öldürme yani. Bunları paket edelim toptan. Bik 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 ötürene kadar Allah ne verdiyse, ha? Al benden de o kadar. Bekleyeceğiz. Ya neyi bekleyeceğiz Ali? Gelip itiraf etmelerini mi bekleyeceğiz? Açık vermelerini bekleyeceğiz Zeynep. Paniklemelerini bekleyeceğiz. Hangi cehennemdesin Berk? Ozan. Ne oluyor? Cemre. İyi misin? Sinirlerim bozuldu. Ya bakar mısın, insanı gözleriyle taciz ediyorlar resmen. Cemre. Sizin ne işiniz var burada? Nasıl girdiniz bu okula? Nasip kısmetmiş diyelim. Kader. Mukadderat. Allah ne yazdıysa. Yalnız biraz şöyle çekilir misin? Manzarayı kapatıyorsun da. Hazal'ı rahat bırakın. Yeterince acı çekti arkadaşınız yüzünden değil mi? Bir de siz taciz etmeyin isterseniz. Kızım sen kıt mısın? Anlamıyor musun? Vefa senin arkadaşına hiçbir şey yapmadı. Senin arkadaşın bir yalancı. Zeyno sakin. Niye yalan söylesin? Hı? Hazal'ın ne derdi olacak Vefa'yla? Vefa kim? Vefa bizim arkadaşımız bile değildi. Ondan şüphemiz yok. Olamazdı zaten. Vefa sizin gibi insanlarla arkadaş olmazdı. Bizim gibiler? Sizin gibi burnu bir karış havada. Kendini beğenmiş. İnsanları bozuk para gibi harcayanlarla diyorum. Vefa arkadaş olmazdı. Doğru. Biz ona göre değildik. Onun sizin gibi pisliklerini örtecek suç ortaklarına ihtiyacı vardı demek ki. Sen ne diyorsun ya? Uzak ulan sevgilim. Evet. Korkma la. Tapmazlar sevgilini. Alemin tipi değil. Uzak dur Cemre. Gel aşkım. Çocuk muyum ben? Çocuk olsan çocuk derdin, bir tık olsun mantığı olurdu. Tamam da anladım. Anladım, benim seni göz hizamdan ayırmamam lazım. Anladım. Sohbet ediyorduk. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa demişler. Vefa'yı andık sadece. Değil mi Cem? Gel lan gel. Gel beraberin olup. Bak yukarı. Bak bak yukarı bak, arkadaşın atladı gitti oradan. Geberdi lan arkadaşın. O gece şerefsizin birisinin indi oğlum bu dünyada. Her sen hatırlat da beraber kutlarız. Lan! Sen gel benimle.
savunduğunuz çocuk yüz karası. O gece Hazal'a yapılanların hiçbir zatı yok. Eğer o çocuk benim arkadaşım olsaydı, onun adına utanırdım sadece. Hesap sormak yerine gider Hazal'dan özür dilerdim. Sağda solda suçlu arayacağıma oturur kendimi suçlardım. Neden böyle bir adamla arkadaş oldum diye. Vefa iyi ki benim arkadaşım. Gerçek arkadaşlar birbirinin ciğerini bilir çünkü. 3-5 kişi çıkıp iftira atınca eyvallah deyip geçmez. Siz böyle yapıyorsanız burası sizin bileceğiniz iş. Çocuk! Benim sabrımı taşırma. Neden buradasınız? Ne atlar çeviriyorsunuz henüz bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Ama şimdi al arkadaşlarını. Çek git buradan. Yürüyün! Yürüyün lan. Kapattık. Kurabiyelerden de mi kalmadı? Aa, yapmıyor olamaz. Madem ki bu işi ticarete döktün, müşterilerini bu lezzetten mahrum edemez. Ne işin var senin burada? Bir tane alabilir miyim? Ne işin var dedim. İnanılmaz. İnanılmaz geçmişe gittim. Sana son kez soruyorum. Ne işin var? Konuşabilir miyiz biraz? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Çık dışarı. Hadi çık dışarı. Çık dedim. Ne duruyorsun? Çıksana. Hala öfke problemim var. Ama hala çok güzelsin. Ya sen ne istiyorsun benden? Ne yüzle geliyorsun buraya? Ne istiyorsun? Ben de bunu soracaktım. Sen ne istiyorsun benden? Oğlunun benim okulumda ne işi var? Ne? Oğlun ve arkadaşları, daha doğrusu oğlun ve çetesi Vefa için açtığımız burs sınavını kazanmış ve okula kayıt yaptırmışlar. Bir dakika, olamaz ki. Nasıl olmuş böyle bir şey? Benim de merak ettiğim soru bu işte. Yani nasıl başarısız 3 tane serseri. Doğru konuş onlar hakkında. Affedersin, 3 kafadar. Hani nasıl 3'ü de aynı anda, tam puanda. Nasıl? Cevabından korktuğum soru bu işte yani. Sence ne yapmalıyız? Yani soruşturmalı mıyız yoksa sessizce kayıtlarını alıp bu işi üstünü mü kapatmalıyız? Senin kararın. Ya sen nasıl istersen öyle. Yıkılı ya. Yıkılı. Ellerine sağlık. Sıkıcık. Gel bak gel. Gel neler aldım. Bunlar ne? Nasıl? Beğendin mi? Gök mavisi. Ay en sevdiğim renk. Anne bu sana olur mu hiç? Daptarıcık şey. Kendim almadım. Manyak. Sana aldım. Al giy. Altına da şunları giy. Hadi bakayım. Sebep? Ne demek sebep? Bunlar mı geleceksin kızım? Koleje gidiyorsun artık. Açık havan olsun. Dedi kolej mezunu kadın. Anne. Kolejde de üniforma giyiyoruz ya. İyi de canım okul çıkışı hiç mi gitmeyeceksin yeni arkadaşlarınla bir yerlere ha? Ben yeni arkadaş falan istemiyorum. Eski arkadaşlarım yetiyor bana. Atma şunu paçavra gibi. 400 lira verdim ben buna ya. 400 lira mı verdin? İnanamıyorum ya. Dünya kadar para vermiş ıvıra zıvıra. Ya anne. Babam bu parayı kazanmak için kaç gün direksiyon sallıyor? Senin haberin var mı acaba? Hiç mi acıman yok senin ya? Ya ben mi anneyim, sen mi annesin be kadın? Annelik ediyorum işte. Kızımı düşünüyorum ben, ne var? Benim gibi olma diye, bu mahallede çürüyüp gitme diye. Kaç kurtar kendini diye. Hazır gençken giyin, süslen. Sonra giyinsen de yakışmıyor insana. Tozlu yakalıyız biz anne. Biz
ne giyersek giyelim yakamızdaki toz 50 metreden belli olur. O yüzden sen de yaşadığın yerin tozun toprağını sevmeyi bir dene bence. Gel Derya teyze. Ah geç Derya. Ay kusura bakma dağınık biraz. Yok canım ne kusuru. Bunlar koleje girmişler. Senin haberin var mı? Hadi gözümüz aydın. Nasıl kazandılar diye sormadın mı kader? Neyini soracağım kız? Kazanmışlar işte. Soruları çaldınız siz değil mi? Ne alakası var Derya teyze ya? Çalıştık, kazandık, hazırlandık işte. Kızım nerede çalıştınız? Bisikletin tepesine gezerken mi çalıştınız? Siz sınıfı zor geçiyorsunuz. Nereden koleje gireceksiniz? Üstelik ne tesadüf ki üçünüz birden Vefa'nın okuluna girdiniz. Hayırdır Derya? Ne oluyor bacım? Canım benim. Bunlar bir halt karıştırıyorlar. Okumak falan değil niyetleri. Soruları çalmışlar diyorum. Durmuyor musun? Çalmışlarsa çalmışlar. Çok ağrına gittiyse göndermezsin oğlum. Ne olur biter. Onun anası benim. Benim kızım o koleje gidecek. Peki kader. Ayağımıza kadar gelmiş fırsat. Zorun ne derler adama be? Çay içiyor musun? Vay koçum be! La kolej övesi! Babana mı çektin lan? Demiş burnundan düşmüş. La Bilo! Oğlum kardeşim kolejli oldu. Gelsene la oynayak. Siz devam baba. Ben alkışlıyorum buradan da. Şu müziğin sesini bir kıf düş. Kıskandım abi. Ya sabır. Bilal, Ali burada mı? Yoo, hayırdır abla? Ne oluyor içeride? Ha şey, kolejli oldu ya bizimkiler. Kutlama yapıyorlar. Tövbe ya Rabbim, tövbe. Dur. Beria hayırdır? Neyin kutlamasını yapıyorsun sen Vedat abi? Anlayıp dinlemeden neyin kutlaması bu? Abla tamam sakin. Bir dakika. Siz o okula veliniz olmadan nasıl kayıt yaptırdınız bakayım anlat. Ben yaptırdım abla. İyi halt ettin. Aferin. Ya bir tane Allah'ın kulu, bir kişi bile bu çocuklar bu kafayla bu sınavı nasıl kazandı diye sormadı mı? Ne işler karıştırıyorsun? Siz anlat bakayım bana. Şimdi bacım yavaş. Benim oğlumun zehir gibi kafası var. İsterse Oxford'a bile girer. Ben arabama her türlü kefilim. Ha, senin kendi oğlundan şüphen varsa onu bilemeyeceğim. Ferdi, Ali'yi gördün mü? Nerede? Osman amcalarda. Derya teyze. Bunu da götürsene madem. Yoğurt aldırmıştı da bana. Ver, yoğurdunu da götürelim bakalım. İyi ki eve geldik yoksa her yeri su basacaktı. Temizlik yapacağım diye musluğu açmış. Sonra da unutup gitmiş. Olur öyle sıkıntı yapma. Bunlar ne? Güvenlik önlemi. Osman amca için.
Ocağı söndür. Musluğu kapat. Kapıyı açık bırakma. Bunları her yere yapıştıracağız kardeşim. Aferin he. İyi fikir be. Eyvallah, eyvallah. Ama bak, en önemlileri de şunlar. Hani bunlar olmazsa olmaz. Ne o? Uyumadan önce oğluna masal anlat. Ya bu ne ya? Dur oğlum, daha önemlisi var. Vefa korkunca ağlarsa ona bir ninni söyle ya. Ya dalga geçmesene, ciddi ciddi okuyorum ya. Tamam, ver asalım şunu. Onları asma mı? Tamam. Vallahi güzel oldu ha. Sen ne yazıyorsun, bir şey mi unutmuşuz? En önemlisini unutmuşsun. Al. Bana bir şey olursa sana Ali sahip çıkar. Gözüm arkada kalmaz babam. Abuk subuk. İnsanın canı sıkıyorsun ha. Ya olursa? Ya ne olursa ne olacak oğlum? Allah Allah. Bana bir şey olursa babama sahip çıkar mısın? Sana neden bir şey olsun kardeşim? Bak sen büyük adam olacaksın. Ben de Osman amcayla beraber seni gururla izleyeceğiz. Ya Ali demeni istiyorum işte. Tamam mı? Tamam. Tamam. Babana babam gibi sahip çıkarım. Tamam oldu mu? Oldu. Tamam hadi asalım şunları. Gözün mü doldu senin? Vefa. Zorlama kardeşim. Ha? Ya. Hadi yürü. Sana Ali sahip çıkar. Gözüm arkada kalmaz babam. Şükür kavuşturana. Neredesin sen? Her yerde seni arıyorum. Buradayım işte. Yüzüne ne oldu senin? Bir şey olmadı anne. Bisiklete çarptım. Tebrikler. Kolye sınavını kazanmışsınız. Hepiniz birden hem de. Bir de bana haber bile vermeden kaydolmuşsun. Öyle oldu. Öyle oldu demek. Nasıl oldu Ali'cim? Bir anlatsana tam olarak ne oldu? Sınava girdik, kazandık işte. Ha, sınava girdiniz, kazandınız. Çocuk mu var senin karşında? Bana bak. Sen şurada dönsene. Sen ne haltlar karıştırıyorsun? Neyin peşindesin sen? Derdin ne senin? İntikamsa aldınız işte. Hayır, ne istiyorsun sen? Planın ne? Bana bir söylesene. Ne yapacaksın? Vefa'nın kendini attığı yerden o çocukları tek tek aşağı mı atacaksın? Bak oğlum, sen ne yaparsan yap, Vefa'yı geri getiremeyeceksin. Sabahlara kadar düşün. Otur, kur. O çocukların peşinden koş. Birini ara, bir suçlu ara. Kendini suçla, onları suçla. Hiçbir şey değişmeyecek. Vefa gitti. Vefa canını kıydı. Vefa öldü Ali. Ölmedi. Anne Vefa ölmedi. Öldürdü anne. Öldürdüler kardeşim anne. Kardeşim. Çok aşağı attılar anne. Tamam mı? Anlamıyor. Kimse bana inanmak istemiyor. Neden anne ya? Şimdi de diyorlar ki tecavüz etti ya. Ya anne bir falan nasıl? Tamam.
anne. 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 Ali. Hı. Gel böyle. Hayır. Saçmalama. Koca eve gel. Anne. Canını hak ettiler anne. Kardeşimin canını hak ettiler anne. Kardeşimin ya Vefa. Öldü Vefa. Vefa öldü anne. Azal. Tamam toparlan artık ya, tamam. Ben babam onları gönderecek dedim, bir şey yok. Ayrıca bile bir sal beni. Öyle zırt pırt arama valla, onlar değil sen patlayacaksın ha bize. Bizi? Ben umrunda mıyım sanki hayvan herif? Seni patlatacağım diye korkuyorsun sadece. Azal. Ama ben patlarsam seni de patlatırım, doğru. O gece bana zorla saldıranın sen olduğunu söylerim herkese. Yersen. Ya ne yersen ya, yalan mı? Daha önce yapmadığımız şey miydi? Ha? O gece istemiyordum ama. Tabii tabii, istemem yan cebime koy. Allah belanı versin seni ya. Sen benim hayatımda gördüğüm en aşağılık herifsin. Ya Cemre seni terk etti, tüm yaz benden yardım istedin onunla yeniden barışmak için. Üstelik o da sana çok bayılmıyor, tamam mı? Her an fırsat kolluyor senden kaçabilmek için. Çünkü sen adi adamın tekisin. İğrenç birisin ya, iğrenç. Bunu da en yakın arkadaşının sevgilisiyle takılan birinden duymak komik oluyor. Ona da komik gelir mi acaba? Zaten ilişkiniz pamuk ipliğine bağlı. İstersen bunu bir de Cemre'ye soralım. Neyi soracaksınız bana? Hadi söyleyeyim. Bebeğim hoş geldin. Biz şeyi konuşuyorduk, bu ezikler okula nasıl girdi? Azal soruları çaldı diyor. Bana saçma geliyor, ben de diyorum ki kopya çektiler. Sen ne düşünüyorsun? Yani hiç umurumda değil desem. Beni nasıl geldikleri değil, nasıl gidecekleri ilgilendiriyor açıkçası. İyi misin sen? Değilim. Üzülme tamam. Sana hiçbir şey yapamazlar artık. İzin vermeyiz. Aynen. Umarım. Günaydın Mehmet amca. Günaydın Ali'ciğim. İyi dersler. Eyvallah. Ne haber fıstık? Günaydın anne. Günaydın canım. Yedin mi bir şeyler evde? Yedim ama bizimkilere poğaça alacağım. Ha. Hadi kaçtım ben. Ali. Öğlen gelip okuldan kaydını alacağım ben. Anne o soruları biz çalmadık. E iyi tamam o zaman. Seneye koleje bir daha girersin. Ne takıyorsun kafanı? Bak geldiler bunlar yine. Bu çocuklar bize problem çıkartacak ben size söyleyeyim. Dün yaşananlar sadece bir başlangıçtı. Bunlar daha fazla sorun çıkartmadan kurtulmanın bir yöntemini bulmamız lazım. Soruları çaldıklarını kanıtlayabilir miyiz? Hı hı. İtiraf etmezlerse zor. Ama sınavı tekrarlayabiliriz. Ne yarar? Cevap anahtarını ezberlemişlerse yine sonuç aynı olur. Yeni bir sınav mı yapsak acaba? Dava edilebiliriz. Herkes tek sınavdan sorumluydu. Usulsüzlük algısı oluşabilir. O zaman şöyle yapalım. Sınavı aynı tutalım. Ama cevapları çoktan seçmeli olmasın. Yani cevapları yazmak zorunda kalsınlar. Böylelikle
ezber probleminden de kurtulmuş oluruz. Güzel. Ama efendim, böyle bir sınav için okul yönetiminin oy birliği gerekecek. Ne duruyorsun? Ara o zaman hepsini. Telefonla ara, konuş. Tamam efendim.